Şenlikle ilk haftanın performansından merhaba değerli izleyenler. Raşit Altun'la birlikte haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Raşit selamlar. Merhaba. Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş mücadelesiyle başlayalım vakit kaybetmeden. Gerçekten bu hafta yine ön plana çıkan çok fazla performans vardı. Bunlardan biri de iki gollük katkısıyla Burak Yılmaz. Formda biri Burak Yılmaz zaten her takım için çok şey ifade ediyor. Atarak, iki gol atarak diyelim. Hı hı. Beşiktaş'ı zirvede tutuyor kral. Evet, ikincisi penaltıdan ama son dakikalarda stresli bir ortamda. Beşiktaş'a sezon başından beri 10 gollük katkı. Yani Beşiktaş bugün zirveye yakınsa, şampiyonluk evet çok zor belki ama en azından zirveden kopmadıysa bunu direkt Burak Yılmaz'ın performansına bağlayabiliriz. Alanya deplasmanında da kritik anlarda zor bir deplasmanda attığı 2 golle bütün aslında ülke olarak bizim yüzümüzü güldürüyor. Çünkü bu performansına devam ettirirse yazın Avrupa Şampiyonası'nda da en önemli kozumuz olacak. Hani bilemiyorum tabii artık Burak 1985 doğumlu bir oyuncu Burak'ın yanına yaklaşacak. Yani maksimum Burak Cenk Tosun var. Yanına yaklaşacak adam bile yetiştirememiz bir forvet oyuncusu. Evet. O da bizim Türk sporunun, Türk futbolunun kabahati olsun diyelim. İnşallah Burak sezonu böyle bitirip Avrupa Şampiyonası'na devam eder gollerine. Galatasaray Gençler Birliği mücadelesinde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao yine takımını galibiyete taşıyan isimlerden bir tanesiydi. Sezon başı çok eleştirilen bir isimdi. Fazla forma şansı bulamadı, sakatlığını atlatamadı. Ancak ben buradayım dedi diyor son haftalarda Falcao. Çok eleştirildi ama sakatlığından sebep yani Falcao'nun golcülüğüyle ilgili kimsenin herhalde bir şüphesi zaten yoktu gelirken de. Galatasaray'la taraftarlar, rakip camialarda kimse Radamel Falcao'nun ismini tartışmıyor. Sadece 750 dakika oynayıp 12 maçta, çok az 12 maç, neticede 24 maçta sadece yarısında oynamış ve 8 gol atmış. Aslında 95 dakikada bir gol atarak dakika başına en çok gol atan oyuncu. Tabii böyle bir istatistik çok doğru değil. Önemli olan oynamak tabii ki Sörloth'un. İşte çok fazla oynuyor. Hemen hemen her maçta oynuyor ve 19 golü var. Tabii ki çok önemli ama Falcao'nun da 95 dakikada bir neredeyse maç başına bir gol atması da aslında önemli. Ne kadar büyük golcü olduğunun bir de bir göstergesi. Ama tabii ki performansı oynayamadığı için beklentinin altında kaldı. Ama bu hafta özellikle ikinci golü tam bir santrafor golüydü. Müthiş bir performans. Medipol Başakşehir Gaziantep mücadelesi haftanın kapanış karşılaşmalarından biriydi. Dembaba genelde çıktığı gibi yine sahneye çıktı. Bir gol, bir asist. Tam ben golcüyüm diyor. Diyor. Zaten son 8 maçta 7 gol, 3 asistle evet. Yani Başakşehir'i zirvede tuttu. Avrupa macerası da çok başarılı şekilde devam ediyor. Ya tabii 1985 doğumlu o da Burak Yılmaz gibi ama çok deneyimli, çok üst düzey. Yani Chelsea seviyesine kadar, en üst seviyeye kadar çıkmış bir futbolcu. Ülkemizde de Beşiktaş'ta da, Göztepe'de de, Başakşehir'de de görevini yaptı. Golcü golünü atıyor, attırıyor ve çok pozitif fair play çerçevesinde mücadelesini yapıyor. Bence genç futbolcuların örnek alması gereken bir profesyonel futbolcu. Kesinlikle. Trabzonspor Çaykur Rizespor mücadelesinde bu hafta bir sürpriz yaptık diyelim. Daha doğrusu aslında şöyle söylemek lazım. Wakayeme öyle üstün bir performans sergiledi ki Trabzonspor'da biz artık haftalardır Sörloth ismini duymaya alıştık. Yine bir gol bir asistle Wakayeme takımına katkıda bulundu. Nazlı hep şey muhabbeti vardır. İşte yürüyerek adam geçiyor. İşte halı sahada falan olur. Halı sahada bu adam yürüyerek adam geçiyor denir. Wakayeme gerçekten öyle. Hani sağından geçiyor, solundan geçiyor, gol atıyor, asist yapıyor. Bu sezonda 9 gol, 9 asist. Yani Trabzonspor şampiyon olacaksa evet bir numara Sörloth belki olacaktır. Bir numaralı isim ama ikinci de herhalde Sosa'nın önüne geçer Wakayeme. 9 gol 9 asist bir kanat oyuncusu için çok yüksek bir rakam. Söylediğim gibi yürüyerek adam geçiyor. Seyretmesi çok zevkli, çok keyifli bir oyuncu. Ve minimum maliyetle alınıp maksimum performans gösteren bir futbolcu. Tekrar ben Wakayeme'yi performansından dolayı tebrik ediyorum. Bütün Trabzonsporlar gibi ligimize de renk katan seyretmesi keyifli oyunculardan biri. Raşit çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Raşit Altun'la birlikte haftanın performanslarını konuştuk. Shell Helix haftanın performansını noktalıyoruz.